öze doğru yaklaşacak olursak. Ormanlar tabii e, bu dönemde daha önce Anadolu'nun yüzde yetmişi milattan önce e, 2000 yılında yani günümüzden 4000 yıl önce yetmişini oluşturan orman e, alanları günümüz o dönemde artık cumhuriyetin e, yakın dönemine kadar %25'lere kadar düşmüştü. Günümüzde biraz daha bu süreç biraz kendiliğinden biraz da ağaçlandırmalar nedeniyle e, hızlanmış. Ormanın toprağın e, tutulmasında, erozyonun önlenmesinde, e, sellerin e, önlenmesinde ve günümüzde biraz daha e, popüler mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum, e, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi e, yaşanan süreçlerin e, önlenmesinde ya da daha iyiye yönlendirilmesinde ormanların önemi bir kez daha anlaşıldığı için dünyada ve Türkiye'de orman ve ormancılık konusunda halkın bilinç düzeyi de yükselmiş doğal olarak. günümüzde dikkat edilirse ormanların korunmasına yönelik artık bu kırsal kösündeki yaşayan köylülerin orman içinde bitişinde ya da diğer köylerin kendi ormanlarının korunması için çaba içine girdiklerini, bunlarla ilgili arayış içinde olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bu da ormanların gelecekte korunması ve e, biraz daha genişletilmesi konusunda e, en azından bize umut verici bir gelişme olarak e, söyleyebileceğimiz bir konu. E, ormanlardan yararlanma derken zamanla bu kısıtlama e, orman bitişindeki köylülere köylere ormancılık faaliyetlerinin yaptırılmasında öncelik verildiği gibi ormancılık örgütünde de bir arayış söz konusu olmuş e, çünkü. Ormanların içinde ve biçiğinde yaşayan insanlar e, yasal güvenceyle verilen bu e, yakacak odun ve yapacak e, kereste'nin yanı sıra kendileri de ayrıca e, yasaya uygun olmayan bir biçimde ormandan yararlanmayı sürdürdüler. E, yanı sıra ormandan e, ağaçlar, bitki örtüsü kaldırılarak tarım alanı elde etme süreci de devam etmiş bunu önlemenin yolu olarak da denmiş ki ormancılık örgütü özellikle bu köylerin ekonomik kalkınmasını desteklersek bunlar ormandan topra tarım alanı kazanmak için ormanı açmak yerine onlara geçimini sağlayacak bazı olanaklar sağlarsak ormana olumsuz etkilerini önleriz demişler. Ormancılık örgütü içinde de Orman Köy Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü diye 1969 yılında ilk Orman Bakanlığı kurulduğu zaman Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü kurulmuş. Bu genel müdürlük önce bu orman köylerinin bulunduğu ilçeler bazında kalkınma planları hazırlamış. Bu kalkınma planları da aslında orman amenajman planı anlayışına koşut olarak hazırlanmış olan kalkınma planlarıdır. Bu planlarda kısaca e, diyelim ki Ankara'nın Kızılcamam ilçesinin e, Budak köyünde e, hangi yıl, e, hangi özellikteki e, ailelere hangi kredileri verirsek, işte bu bazen arıcılık oluyor, bazen e, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, tavukçuluk gibi çok değişik alanlarda e, krediler verilebiliyor. Ayrıca bunların, bu köylerin kurduğu kooperatiflere de krediler verilebiliyor. Dolayısıyla bu planlarda diyelim ki 2021 yılında o köyde 5 aileye şu kredi verilecek diye planda belirtilir. Böyle bir anlayışla yürütülmüş olan orman köy ilişkileri çalışmalarında hem kişilere özel kredi hem de kooperatiflere kooperatif kredisi uygulanmış. 2014 yılına gelindiğinde Türkiye'de 456 bin aileye ferdi kredi verildiği. Yine 378 milyon TL o günkü değer itibariyle söylüyorum kooperatif kredisi sağlandığı görülüyor Tabii bu orman köylerinin kalkındırılması için yeterli bir uygulama mıdır diye sorulacak olursa kuşkusuz yeterli değil ama bu işi gerçekten iyi yapmak isteyenler için bir başlangıç kredisi sayılabilecek uygulama günümüzde tabi ee, orman Bakanlığı yok. Artık Tarım-Orman Bakanlığı günümüzde geçerli. Dolayısıyla Orman Köy İşçileri Genel Müdürlüğü, daha önce bakanlık döneminde olan genel müdürlük de e, Orman Genel Müdürlüğü bünyesi içinde bir daire başkanlığı olarak örgütlenmiş durumda. E, yine söylemeyi unuttuğum bir uygulama burada. E, genellikle Karadeniz bölgesinde e, o e, orman köylerinde ya da orman bitişi köylerde yaşayan insanlar e, konutlarında dam örtülüğü olarak kiremit ya da çinko gibi e, uzun e, dönem dayanabilen malzemelerle değil, ağaçların, düzgün büyümüş ağaçların gövdelerinden elde edilen, hartama ya da pedavra diye adlandırılan ağaçların ince tahtaları kullanılıyor idi. Bu da ormanlarda en e, düzgün ve iyi büyüyen ağaçların e, yasa dışı kesilmesi, ve orman yapısının bozulmasıyla sonuçlanan bir uygulama olduğu için orman köy ilişkileri uygulamaları içinde özellikle dam örtülüğü olarak kiremit ve çinko verilerek bu pedavro ve hartama denilen bu uygulamanın önlenmesi yoluna gidilmiş. Birçok bölgede bu konuda başarılı bir sonuç elde edildiğini görüyoruz günümüzde. Ormanlardan yararlanma dediğimizde tabii e, öncelikle insanların e, barınmaları sırasında zorunlu olan e, ısınma ve yapı malzemesinin sağlanması üzerinde durmuştuk. E, tabii bunun başka boyutları da var. Kısaca onlara da değinecek olursak e, örneğin Anadolu'da kurulmuş olan Firik Devleti e, döneminde Anadolu'nun en büyük Firik e, tümlüslerinden birisi biliyorsunuz. Ankara'nın yakınındaki Polatlı'da Gordiyon Firiklerin başkenti. Gordiyon tümülüsünde yapılan kazılarda Kral Mezarı diye adlandırılan mezarın çevresinde kullanılan ağaçların ardıç, porsuk ve sedir ağaçları olduğu saptandı. Yine Ankara'nın merkezinde bugünkü Kabir diye bildiğimiz yer geçmişte Rasat Tepe diye adlandırılan bir tümülüs barındıran tepeydi. Bu tümülüste yapılan kazılarda da yine Firik dönemi e, mezarlarının içinden e, ardıç e, kerestelerinin ya da ardıç kütüklerinin bulunduğu keşfedildi. Dolayısıyla Firik döneminde e, mezarlarda e, yapı e, elemanı olarak en çok ardıçlar kullanılmış. Çünkü ardıç odunu e, kuru koşullarda en uzun dayanabilen, çürümeden kalabilen e, ağaç türü oluyor. Dolayısıyla e, firik dönemi mezarları ya da firik döneminin yönetici sınıfının mezarlarında daha çok e, ardıçlar yeğlenmiş. ki tepede ve Gordion'da ardıç keresteleri kullanıldığına göre çok yakında ardıç ormanları olmalıydı o dönemde diye düşünüyoruz. Gerçi şu anda bile Gordyon Tümülüsü'ne 30-40 kilometre uzaklıkta ardıç ormanları var ama Ankara'da Rasattepe'de e, kullanılan ardıç odununun ya da kerestesinin getirilebileceği ardıç ormanı şu anda yok. E, demek ki çok yakınlarda böyle bir orman vardı. Süreç içinde e, yok edilen ormanlardan birisi. E, i̇nsanlık diyelim. E, ormanlarda kereste, yakacak madde, yapı malzemesinin dışında aslında ağaçların yapraklarından e, kozalaklarından, meyvelerinden hem e, yiyecek elde edilmesi hem de ilaç elde edilmesi yönünde de yararlanmıştır ki e, güneyde örneğin e, bazı tıbbi aromatik bitkiler diye adlandırılan e, otsu bitkiler ve e, odunsu bitkiler de var. İşte e, örneğin bunlardan birisi zeytin e, kültürü alınmış e, günümüzde. Ee, doğal olarak maki ekosisteminde ve ormanda doğal olarak yetişen delice zeytin diye adlandırdığımız zeytin kültüre alınarak artık meyve elde edilen meyvesinden yağ ve yiyecek elde edilen bir e, ağaç türüne dönüşmüş. Aynı şekilde e, defne dediğimiz ağacın yapraklarından ve meyvelerinden de e, hem parfümeri sanayinde hem ilaç sanayinde yararlandığını, yararlandığını biliyoruz. Benzer bir uygulama Türkiye'de için endemik bir e, ağaç türü olan sığla ormanları. Sığla ormanları Muğla ve Antalya çevresinde denize yakın bölgelerde e, su sulak alanlarda genellikle yetişen bir ağaç türümüz. E, endemik bir ağaç türü aynı zamanda relik kalıntı bir e, ağaç türü. Bu ağacın da gövdesi yaralanarak yaralandığı zaman e, ağacın salgıladığı bu e, balzam, hem tıpta hem de parfümeri sanayinde binlerce yıldır kullanıldığını biliyoruz Hatta Hatta bu sığla yağının Mısır'daki ölülerin kurutulmasında ya da onların daha uzun süre kalmasını sağlayacak bir madde olarak yararlanıldığını biliyoruz aynı şekilde köylüler Ormanlara yakın yerlerde yaşayan insanlar ormanlarda özellikle geniş yapraklı ağaç diye adlandırdığımız ve bunların içinde de birinci sırayı oluşturan meşe cinsinin değişik türlerinden yapraklı dönemde ağaçların dalları kesilerek kışın otun yemin bulunmadığı dönemde hayvan yemi olarak bu meşe yapraklarını keçilere ve koyunlara yedirildiğini biliyoruz. Başka bir boyut ise ilaç ve yiyecek yanı sıra, yiyeceğin yanında savaş sanayinde de ağaçların kullanıldığını biliyoruz. Özellikle Avrupa'da bu derebeylik döneminde yani ateşli silahlar daha bulunmadan önceki dönemde silah olarak ok ve yay kullanılırdı bildiğiniz gibi. Ok ve yayın özellikle yay kısmını, kısmı genellikle çok esnek, sağlam ve kırılmayan ağaç türleri olması yeğlenir. Bu bağlamda da Avrupa'da porsuk ağacının dallarından ya da porsuk ağacından yay yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'da hemen hemen porsuk ormanı kalmamış durumda. Yalnızca günümüzde İngiltere'de porsuk ormanı kalmış. Benzer dönemde Anadolu'ya geldiğimiz zaman Osmanlı'nın ilk dönemi ve Selçuklar döneminde ise ee, Anadolu'da Osmanlı ok ve yay yapımında e, porsuk ağacını kullanmamış, akça ağacı kullanmış. Türkiye'de 11 tür akça ağaç e, doğal olarak yetişiyor. Bu ağaç a, akça ağaçlardan hangi türünün kullanıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte, dağ akça ağacı, çınar akça ağacı gibi e, genellikle Karadeniz bölgesinde sık rastladığımız türler yeğlenmiş akça ağaçtan yay yapılmış. Yayın dış kısmına manda boynuzlarının boynuzları yapıştırılmış, iç kısmına da manda ya da öküzlerin tendonları yapıştırılmış ve böylelikle Avrupa'daki yayın çapının yarısı büyüklüğündeki bir yay yapımı olanaklı kılınmış. Böyle bir yay at üzerinde savaş yapan süvari diyelim, savaşçıların atın üzerinde daha kolay ee, ok atmasını sağladığı için yarıya düşmüş çünkü yayın çapı. Ee, aynı zamanda okun e, ulaşım e, uzaklığı yani erimi de kısalmış. Ee, İstanbul'da biliyorsunuz Ok Meydanı diye bir e, meydan var, semt var günümüzde. Ok meydanında e, okçuluk yarışmaları yapılırmış. Bu dediğimiz akça ağaçtan, e, mandanın boynuzundan ve tendonundan yapılmış yay Atılan okların 830 metre uzaklığa kadar eriştiği kayıtlarda yazılı. Dolayısıyla savaş malzemesi olarak da e, orman ağaçları kullanılmış. E aslında Türkiye'de porsuk kullanılmamasının ne de e, bir avantajını günümüzde yaşıyoruz. Türkiye, dünya'da 3 yerde şu anda porsuk ormanı var. Porsuk ağacı çok önemli bir ağaç. Biraz sonra değineceğim. E, İngiltere'de Türkiye'de Alaplı, Ereğli civarında ve Kafkaslarda doğal yaşlı porsuk ağaçlarının oluşturduğu orman yapıları var. Türkiye bu yönden avantajlı ya da ne bileyim önde gelen bir yer. Porsuk ağaçlarının aslında yaprakları, kozalaklarının içindeki tohumları ve kabukları zehirli bir madde içeriyor. Bu madde eee günümüzde kanser tedavisinde kullanılan e, taksin denilen bir maddeyi içeriyor. Dolayısıyla e, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yapımında porsuk ağaçlarının kabuklarından ve e, yapraklarından yararlanıldığını kısaca e, söylemiş olalım. E, o yüzden ormanlarda yaşayan ağaçların, ormanları oluşturan ağaç, ağaççık ve bitki türlerinin birçok e, türü ya da bireyi günümüzde hala e, araştırma konusu e, belki birçok e, yeni ilaçların elde edilebilmesi e, bu bitkilerin özellikle e, bunların arasında olan endemiklerin e, korunmasıyla olanaklı olabileceğini de e, akıldan çıkarmayalım derim ormanlardan e, söz ettikten sonra ormanları oluşturan ağaçların e, bizim yaşamımızda toplumsal yaşamımızdaki bazı kullanımlarına isterseniz kısaca değinelim. Öncelikle Türkiye'de en yavaş büyüyen ve odunu en sert ve ağır olan bir bitki türü şimşir. Şimşirin Türkiye'de iki türü doğal olarak yetişiyor. Birisi Antakya'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan bölgede uzun yapraklı şimşir diye adlandırılan buksuz baleriye e, bu genellikle büyük ağaç formuna ulaşmıyor e, diğer ormanlarımızda ve özellikle Karadeniz bölgesinde çok geniş e, alanları kaplayan bir e, şimşir türü de e, buksus sempervirens dediğimiz e, şimşir şimşir ağacının e, çok yavaş büyüdüğünü odununun e, ağır ve sert olduğunu dayanıklı olduğunu söylemiştim e, bu nedenle tarih boyunca e, en e, sağlam gereçler Şimşir ağacından yapılmış. Örneğin en güzel, en dayanıklı kaşık, en dayanıklı tarak. E, hatta bir atasözü vardır biliyorsunuz e, şi, kel başa şimşir tarak diye. E, çok sağlam, dayanıklı bir ağaç türü olduğu için şimşir tarak yapımında çok yararlanmış. Hatta Osmanlı döneminin son dönem son yıllarında 1800'lü yıllarda, 1800 yıllarda e, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden e, Trabzona götürülerek yurt dışına odunu satılan şimşirlerin e, vergi kayıtları bulunmuş durumda. Yani Anadolu'dan yurt dışına da e, Mekik, e, özellikle Avrupa'da tekstil sanayinde kullanılan Mekik yapımında kullanılmak üzere Anadolu'dan şimşir odunu dışarıya satılmış. Şimşir böyle bir e, ağaç aynı zamanda e, bizim Çamlıhemşin bölgesinde öğrendiğimiz bir bilgidir bu. En güzel tulumda tulum bir müzik aleti biliyorsunuz. Bu müzik aletinin ucunda sesi dağıtmadan en net şekilde çıkaran o uç kısmı da şimşirden yapılıyor. Başka bir uygulamadan söz edecek olursak, örneğin kavuçuk, Ekvator ormanları için bir doğal bitki. Daha sonradan kavuçuk yaralandı, kavuçuk ağacı yaralandığı zaman. Gövdesinden sızan bu salgı maddesi daha sonra biliyorsunuz kavuçuk olarak lastik ve ebonit yapımında da kullanılmış. Hatta İngiltere bu ağacı artık kendi ülkesinde doğal olarak yetiştiği ülkelerden de alarak uzak doğu ülkelerine göndermiş ve Brezilya'dan ne bileyim Güney Amerika ülkelerinden pahalıya alınan bu kavuçuğun, daha ucuza üretilmesinin yolunu bulmuş. Kavuçuk da günümüzdeki lastik sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden birisi. Benzer bir şekilde insanların yiyecek maddesi olarak kullandığı şeylerden birisi akça ağaç, bir akça ağaç türü olan şeker akça ağacı diye adlandırılan akça ağacın gövdesi yaralandığında dışarıya sızan bu madde tatlı, bol karbonhidrat içerdiği için. Kanada bayrağının da aslında simgesi bildiğiniz gibi akça ağacın yaprağıdır böyle. Biz bizde genelde çınar yaprağı sanılır ama e, doğru değildir bu bilgi. Akça şeker akça yaprağıdır o. Dolayısıyla Kanada'da e, şeker ya da reçel yapımında kullanılan bir ağaç türü. E, başka bir e, bitki diyelim ki kültüre alınmış bitkilerden birisi elma ağacı bazı orman ağaçlarının ya da doğada doğal olarak yetişen ağaç, ağaççık türleri insanlar tarafından oradan alınıp kendi kontrollerinde bağ, bahçe ya da sulayıp, çapalayıp, gübrelediği yerlerde yetiştirirler. Buna kültüre alma diyoruz biz. Kültüre alınan bazı ağaç türlerinden, meyvelerinden ya da diğer yapraklarından yararlanabiliyoruz ya da gövdelerinden yararlanabiliyoruz. Kültüre alınan bir, e, bu ağaçlardan birisi de elma ağacı. Elma ağacının adı e, nereden geldi diye düşünüldüğünde e, belki bir çağrışım yapmaz ama Alma Ata diye Kazakistan'ın başkenti belki akla gelir. Alma Ata aslında elma e, Türkçe'de elma denmez, Türk e, ses uyumuna göre alma denir. Dolayısıyla Alma Ata kentinin adı elma ağacından gelir. Türkiye ormanlarında da elma ağacı doğal olarak yetişir. Ankara'nın yakındaki ormanlarda da doğal olarak yetişmektedir. E, bu da kültürelden bitki e, ağaçlardan birisi. Tabii kültürel alma denildiğinde bazı ağaç türleri doğrudan fidanı getirilip dikilebildiği gibi bazılarında çelikleri alınarak dikilebilir, yetiştirilebilir. Örneğin Antep fıstığı diye adlandırdığımız e, bir pistasya türü. Türkiye'de doğal olarak yetişmez. Ama Türkiye'de doğal olarak yetişen pistasya, atlantika, pistasya, e, terebintus e, gibi e, sakız ağacı ya da pistasya türleri üzerine Antep fıstığı kalemiyle aşı yapılarak Antep fıstığı yetiştirilir. Türkiye'de işte e, Antep ve Antep'in doğusundaki illerde yaygın olarak bu fıstık yetiştirilmekte. Dolayısıyla ormanlarda doğal olarak yetişen ağaç türlerinin kültüre alındığını ve günümüzde bundan meyvesinden yararlandığımızı gösteren bir örnek. Başka bir örnek, incir ağaçları nasıl ardıç ağacı, kavak ağacı, nasıl erkek ve dişi bireyleri ayrı ayrı ise İncir ağacının da erkek ve dişi bireyleri ayrıdır. Fıstık, antep fıstığı için de bu geçerli. Bu, bu bitkilerin erkeklerinde erkek çiçek, dişilerinde de dişi çiçek bulunur. Eğer siz incir yetiştirmek istiyorsanız ve meyvesinden yararlanmayı düşündüğümüz bir bitki tabii. Bu inciri yetiştirirken sadece üzerinde meyve olan ağaçların tohumundan götürüp dikerseniz dişi bir ağaç türü dikerseniz meyve alamazsınız. Onun yakınında bir de erkek e, incirin olması gerekir. Erkek incir e, ağaçlarının meyve e, çiçekleri de aslında e, dişi çiçe e, dişi incire benzer. İlek denilen bir e, sineğin ya da böceğin e, erkek çiçeğin içine girip polenlerini alıp dişi çiçeklere taşımasıyla tozlaşma gerçekleştirilir bu bilinmeden yapılırsa da sonuçlar olumlu olmaz diyelim ağaçları böyle kültüre alarak da dediğim gibi ağaç ya da bitkileri günümüz toplumunda da yaygın olarak yararlandığını yararlandığımızı söyleyelim başka bir yararlanma biçimi de şu olabilir Türkiye'de ve geliş artık toplumlar kentleşmeye başlayınca doğanın ağacın bitkinin önemi bu yerleşim alanlarında bir kat daha anlaşılmış oluyor. O yüzden bu, bu özlemleri giderebilmek, e, her zaman ormana giderek dinlenmek, temiz hava almak e, kolay olmadığı için kentlerde benzer ortamların yaratılması e, çalışmalarına biz park yapılması, park düzenlemesi diyoruz. Bu park ve bahçelerin yapımında da e, yine ta Mısırlılar döneminden başlayarak e, ağaçların, odunsu bitkilerin kullanıldığını biliyoruz. Örneğin Mısır'da, eski Mısır'da, şimşirden ve sedirden bahçelerin yapıldığını, bahçe düzenlemeleri yapıldığını zengin kişilerin bahçelerinde bu ortamların oluşturulduğunu biliyoruz. Başka bir örnek de Tevrat'ta geçen. Biz unutmayın ki çölde sedir ağacının Tevrat'ta geçen adı erz ağacıdır. Erz ağacından ve şimşirden bahçeler oluşturduk. Diyor ki çölde özellikle şimşir nemli ortamları seven bir bitki türü. Düşünün orada şimşirden ve erz ağaçlarından bahçeler oluşturmak olağan dışı bir durum. Onu yaptık demek istiyor. Yine günümüzde park ve bahçelerde orman ağaçlarında ormanlarda yetişen odunsu bitkilerden işte çalı ve ağaçlık olarak bolca yararlandığını yararlanıldığını biliyoruz. Herhangi bir parka gittiğimizde bir bazıları yurt dışından getirilen biz yurt dışından getirilen ağaç, ağaççık ve bitkilere egzotik bitki diyoruz ama egzotik bitkilere rastladığımız gibi Türkiye'de doğal olarak yetişen işte çam türleri, ardıç türleri, sedir gibi ağaçların yanı sıra at kestanesinde görüyoruz. At kestanesinde eee kültüre almak demeyelim ama atkestanesi de Türkiye'de ilginç bir süreci var. Onu da kısaca anlatayım. Atkestanesinin ana yurdu bugünkü Balkanlar diye adlandırdığımız Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan gibi bölgeler. Bu bölgelerde doğal olarak yetişen, yaprakları da el elin parmakları gibi yedi tane yaprakçıktan oluşan bir yaprak biçimde gösterişli ve güzel görünümlü bir yaprak şekli. Böyle bir ağaç. Balkanlardan Osmanlı Devleti İstanbul'a park ve bahçelere getirerek dikmiş oldukları bu ağaçlar özellikle çiçekli dönemlerinde çok gösterişli. Böyle fener gibi beyaz ya da pembemsi çiçekleriyle gösterişli. Osmanlı Devleti'ne gelen yabancı ülkelerin elçileri bu ağaçları Osmanlı ağacı olarak adlandırmışlar. Özellikle zamanının 1500- 96 sanıyorum tarih ya da 1600'lü yıllar. Ee, Alman elçisi İstanbul'dan bu ağacı Almanya'ya götürmüş Osmanlı ağacı diye. Almanya'da yetiştirilmeye başlanmış. Park ve bahçelerde yetiştiriliyor. Bunların meyveleri de, at kestanesinin meyveleri de e, kestane normal kestaneye benzeyen bir yapıda ama e, bizim normal kestane diye yediğimiz, Kastaneye sativa diye latincesini bildiğimiz ağaç türünden farklı. Kesta, onun meyvesine benziyor ama içeriği farklı. At kestanesi ağacının meyveleri zehirli. Zehirli olduğu için insanlar bunu yiyemezler, yememeler gerekir. Ama hayvanlar için zehir özelliği taşımıyor bu. Özellikle Balkanlarda geyiklerin ormanda en fazla yem olarak kullandığı bitkilerden birisi. Dolayısıyla orada sirke de yapılabilen bir ağaç. Ama günümüze gelecek olursak bu ağaç çok güzel bir park, bahçe ve yol ağaçlandırması bitkisi. Dolayısıyla bu orman ağaçlarından günümüzde park, bahçe ve yol ağaçlandırmasında da yararlanıyoruz. Onların yapısal özelliklerini bilirsek doğru yere, doğru aralıklarla, doğru şekilde park kurma olanağımız da artmış olur.